Merhaba, ben Ahmet Örsoğlu. Bu bölümde de sizleri tanıştırmak istediğimiz bazı isimler var. Kimi azmiyle, kimi hayat kurtarmayı görev edinmesiyle, kimi de yardım etmenin farklı yollarını bulmasıyla ekranlarınıza konuk olmayı hak etti. Aralarında biri var ki, dostluk nedir'in dersini tek başına verebilir. Başladık bile. Azim dolu hayat hikayesiyle sizleri tanıştırmak istediğimiz ilk isim Burak Abacıoğlu. Burak, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden ampute sporculardan biri. Başarıları ona Boston Maratonu'na davet edilen ilk Türk para atlet olma gururu yaşattı. Maratondaki hedefi birinci olmak. Ancak şimdilik hedefin biraz beklemesi gerekiyor. Bir ülkenin bir insanını bayrağa dalgalandırarak gururlandırması bir sporcu için çok önemli. Öyle de yaptı. Türk bayrağını ona inanmayanlara inat gururla dalgalandırdı. Ampute futbolda yaklaşık 12 yıllık bir background'um var. Çok ciddi maçlar çıkarıp kupalar ve başarılar elde ettim. 33 yaşındaki Burak Abacıoğlu, kariyeri başarılarla dolu paralimpik bir sporcu. ABD'deki Boston Maratonu'nda koşacak ilk Türk para atlet olacaktı ama salgın nedeniyle maraton iptal edildi. 20 Nisan 2020'de gerçekleşecek olan Boston Maratonu'nda beni görmek istediklerini ilettiler. İlk hedefim dünyada 6 major maratonda derece yapmak var. Doğuştan engelli Abacıoğlu sağ kolunu hiç kullanamadı. Annesinin de teşviğiyle küçük yaşta sporla tanıştı. Başarıları sesinin dünyada duyulmasını sağladı. Beyrut'taki patlama kolay kolay görülmeyecek sahnelerin yaşanmasına neden oldu. Hayretler uyandıran patlama anını bir kenara koyuyoruz. Patlama sırasında devam eden hayatlardan bir ana gideceğiz şimdi de. Ameliyathane hazırlandı, doğum başlamak üzereydi. En beklenmeyen şey oldu. Beyrut, dünyada eşine az rastlanır bir patlamayla yerle bir oldu. Emmanuel Canisser, Beyrut'taki patlamaya doğum sırasında yakalandı. Eşi Edmund o anda kayıttaydı. Doğumu yaptıran kadın doktor Marie ise olayın baş kahramanı. Yerle bir olan hastaneyi terk etmeyen doktor ve ekibi tüm dünyaya örnek oldu. Sağlık çalışanları umudun var olduğunu bir kez daha gösterdi. Hayat kurtarmanın, hayatlara dokunmanın farklı yolları var elbette. Beyrut'tan tekrar yurda dönüyoruz. Hadi Diyarbakır'a uğrayalım. Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi'nin kafeteryasında çalışan İsmail Taş, sokak hayvanlarına bakın nasıl yardımcı oluyor. Bir yandan kafeteryanın misafirlerine servis yapıyor, diğer yandan bahçedeki kedilerin bakımıyla ilgileniyor. 1 lira atan 2 lira atıyor, amaç hayvanlara bir katkımız bulunsun diye. Diyarbakır'da yaşayan İsmail Taş, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi'nin kafeteryasında çalışıyor. Taş, müzenin süs havuzuna atılan dilek paralarını sokak hayvanları yararına değerlendirmek istedi. Bir avuç domuzu bozuk para attım sırf kedilerin aç kalmasının, mamalarının ihtiyacını görsünler diye. Bu paralar toplanıp sokak hayvanlarına giriyormuş. Onlara yem falan alınıyormuş. Onu öğrendikten sonra ben de bir ufak da olsa bir katkıda bulunmak istedim. İsmail Taş bu hareketiyle hem sokak hayvanlarını yaşattı hem de gönülleri fethetti. Büyük bir alkış hak etti. Şimdiki hikayeyi İzmirliler çoktan duymuştur belki de. Zira mevzunun tarihi biraz eski. Duymayanlar için devredeyiz. Temizlik işçisi Mustafa Sağsöz'le bir köpeğin dostluğuna hayret edeceksiniz. Sokak köpeği deyip geçmeyin. Sadakatine şaşırırsınız. Tek bacağı olmasa bile. Yolları 5 yıl önce sokakta kesişti. Başını okşayıp sevdiği sokak köpeği o günden beri onu yalnız bırakmadı. Her güne beraber başlıyor, 10 kilometrelik mesafeyi birlikte tamamlıyorlar. İki çocuk babası, şimdi bu benim ikinci çocuğum. 51 yaşındaki Mustafa Sağsöz, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde temizlik görevlisi olarak çalışıyor. Sağsöz, 5 yıl önce Bostanlı semtinde 3 bacağı olan bir sokak köpeğiyle karşılaştı. Başını sevdiği köpek artık onun en sadık dostuydu. Sabah karanlıkta yanmaya doğru geliyor. Daha önce ben biraz hani saldırır maldır diye biraz korktum daha doğrusu. Dur dedim, durdu. Ondan sonra bu sevgiyi anladı. Olan bir tüm sevgimi ona verdim. Kısacası bir dost olduk.
Karşılaştıkları günden bu yana birbirlerine yol arkadaşı olan Kola ve Mustafa Sağsöz sokakları birlikte dolaşıyor. Akşam mesaisi bitiminde yine aynı yerde buluşmak üzere ayrılıyorlar. Umudun bir sınırı yok. Dolayısıyla hikayelerinde yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.